Kayseri. Evet. Evet. Allah bir taş bulacak. Hocam. Hocam. Öbür tarafa. Şey Ahmet hocam. Bir konuyu az bir şey anlatalım onu. Şimdi hocam. Hattı çok güzel. Bilmiyoruz. Ne hocam o? Kitabe burada. Bu Elif Arapça değil. Bu lan bu hey şeker Elif var. Elif. Şey. En fazla bu kadar belli olacak. Ya da boyamam lazım. Evet, evet. Olmuyor. Buna bir şey zarar veremiyoruz. Bu düşmüş eğer bura hakkında kısa bir bilgi verelim. Evet. Ondan sonra fotoğraf alalım. Topluca da bir fotoğraf burası İslam tarihi kaynaklarında diğer kaynaklarda geçiyor ama Hazreti Nuh'un gemisinin durduğu yer olarak kabul ediliyor. Ondan dolayı buraya Sefine deniliyor. Hangi tarihten itibaren Sefine denildiğini bilmiyoruz. Ama Sefine Arapça gemi manasına geliyor. Ve bu iki ibadeti yaptıktan sonra ya bir şükür namazı kurtuluş için bir de kurban kestikten sonra buradan ayrılıyorlar. Bu coğrafyadaki dağlara oturduğunu ifade etmektedir. Bu genel ifadeyi, Tevrat'taki genel ifadeyi Kur'an'da daha... Bu dağ silsilesinde bildiğim kadarıyla 7-8 tane Süryani manastırı var. Süryanice bir eser verdi, hediye etti. O Süryanice eserin orijindeki 14 Mayıs'taki ziyareti. İlginç olan şu mektubunda İngilizce annesine şunu yazmış. Cüdi Dağı'ndaki Nuh makamını 1950'de yani Temmuz ayında buraya gelenler. Şu da buraya çıkış rotaları, yani Cüdi Dağı'na nerelerden çıkılıyor gelenler, ziyarete gelenler? Alto, beraber bilenler söylesin. Alto rot kardurumu ve mealiyum erdihlu dabno ve mrav memamri haleluya. Çekiyorum. Burası Hazreti Nuh'un gemisinin indiği yer. Kur'an-ı Kerim'de burası kutsal bir yer olarak, mübarek bir yer olarak tavsif ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yer için mübareklik, mukaddeslik tabiri kullanılıyor. Bir tanesi de burası Cudi. Bütün dinler tarafından kutsal kabul edilen bir yer. Şimdiye kadar pek çok ekibi üniversite olarak buraya getirdik. Son olarak da Süryanilerin bir ekibi buraya geldi. Tabii dediğim gibi Hazreti Nuh Aleyhisselam insanların ikinci babası olunca bütün insanlar aslında buradan dünyaya yayılmışlardır. Bu en azından kutsal kitapların teorisi böyle. Onların tezi böyle. Ben de buna inanıyorum. Bütün insanların ata yurdudur. O açıdan ziyaret edilmeye değer bir mekan, bir makam. Duygularımız, ben arkadaşım, sevinç, inanç, kutsal bir yer herkes için. Okuduk, duyduk. Bizim için sevinç, mutluluk duyuyoruz. Gitmek insan istemiyor. Şırnak Üniversitesi'nin gözetiminde şu anda Cudi Dağı'nın doruklarında misafirlerimizi gezdirmek için geldik buraya. Tabii Süryani kültüründe ve inanç geleneğinde Cudi Dağı olarak bilinen bu dağ Kardu Dağı diye bilinir. Süryani kaynaklarında Kardu diye geçer. Kardu da ismi biraz önce söylediğim gibi eski Akatça'dan Süryanice'ye gelmiş ve hala kullanılan bir isim, bir kelime. Anlamı da yiğit anlamında, cesur anlamında. Dolayısıyla bize göre, Süryani inanç geleneğine göre bu da insanlığın rahmidir ve insanlık buradan tekrar başlamıştır. Bilindiği üzere Hazreti Nuh'un gemisinin bu dağların doruklarında esenliğe ulaştığı inancı var ve o inanç olduğu gibi Süryanilerde de vardır. Dolayısıyla bu dağ bizim için de kutsal bir dağdır ve günümüze kadar biz günlük ibadetlerimizde bu dağla ilgili ilahilerimiz var.
Dolayısıyla Botan bölgesindeki bütün Süryaniler için olduğu kadar bütün Süryaniler için de bu dağ anlamlıdır. Ve Hristiyanlığın 4. yüzyıldan sonra bu Botan bölgesine gelişiyle birlikte 4. yüzyıldan başlamak üzere bu dağ silsilesinde kiliseler, manastırlar inşa edilmiş ve şu anda bu dağ silsilesinde Cudi Dağı'nın eteklerinde çok kilise ve manastırlar olduğunu söyleyebilirim. İlk defa çıkıyorum buraya. Yani dağ anlamında. Çünkü ben zaten benim cibiliyetim bu dağdan. Ben bu Cudi Dağı'nın eteğinde bulunan Hesane köyünde doğdum. Çocukluğum bu dağın eteğinde geçti. Hem mistik anlamda çok zengin bir dağ, hem ruhani anlamda çok zengin bir dağ, hem tarihsel anlamda Süryanileri için çok zengin bir dağ. Dolayısıyla benim heyecanım çok. Bugün buraya gelmiş olmakla birlikte heyecan Cudi Dağı'nın yüksekliği kadar heyecanım da o kadar arttı. Ben Miklós Kerekes Macaristan'dan, ben İstanbul Üniversitesi'nden Eski Çağ Tarihi doktora mezunuyum. Şimdi bu konferans sayesinde buraya gelebilmiş oldum. İlk defa buradayım. Silopi'ye kadar geldim, Hasan Köyü'ne de geldim 2019'da. Hayatımda gerçekten o gün bugündün anlattığım böyle en güzel manzara, hani Cizre'den Silopi'ye geçiş aşağıda. Ancak asla hayal edemezdim ki buraya kadar, zirveye kadar bir kere bile gelebileceğim. Aslında hani dünyanın zirvesindeyiz. Gerçekten böyle burada olabilmek eşsiz bir şey.